Değerli konuklar, programımıza hoş geldiniz. Bu akşam gerçekten beni çok heyecanlandıran iki konuğum var. Muhteşem işler yapıyorlar. Sualtı sektöründe ve sualtı fotoğrafçılığında çok yapılmayan işleri açıkçası yapıyorlar. Kemer, Antalya Kemer'den, Kemer bölgesinden ya da Tekirova bölgesinden çok değerli abim Adnan Büyük. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Bilal'cim. Seni gördüm, sevindim. Uzaklaştım bizim buralardan ama görmek güzel böyle. Çok teşekkür ederim. Ve aynı zamanda sualtı modelciliğinde yeni bir isim ama bomba gibi geliyor. Melike Selçuk Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar Melike Hanım, hoş geldiniz siz de programa. Merhaba Bilal Bey, teşekkür ederim, hoş buldum. Değerli dostlar, doğrusunu isterseniz sualtı modelciliğinde çok güzel giriş yapan Adnan Büyük Hocam'la birlikte çok güzel giriş yapan Melike Selçuk Hanım'la başlamak istiyorum. Melike Hanım, bize kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Tabii ismim Melike Selçuk, 27 yaşındayım. Radyo, televizyon, sinema okudum. Kendi alanımın öğretmeniyim. Aynı zamanda video tasarımcısıyım. En son 1,5 yıl kadar sistem uzmanlığı yaptım. Sualtı modelliği yapıyorum. Ama aslında yeni bir isim değil. 5 yıl kadardır bu mesleği yapıyorum. Onun dışında bir de spor yöneticiliği okuyorum. Şu an öyle. Adnan Hocam, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Merhabalar, iyi akşamlar Bilal'cim. Bu salgın döneminde çalışmalarınız nasıl gidiyor hocam? Tabii salgın döneminde biz de eskisi gibi dalışlar yapamıyoruz. Her şeye dikkat ediyoruz. Birçok yeni şeyler, duyumlar da olur. Eskisi gibi değil. Ama dikkat ediyoruz. Daha fazla kalabalık ortamlarda bulunmamaya. Hatta çekim tam yapacaktık bizim Mehmet Hoca ile, bir haber aldık. Biz korktuk, gitmedik. Daha sonra tekrar gittik. Böyle önlemler oluyor. Tabii biz de bu pandemide biz de etkilendik herkes gibi. Ama tabii ki bizim etkilendiğimiz olay daha çok kendi bireysel olarak, ama insanlar gördüğüm kadarıyla bayağı kitlesel bir etkilenen toplum var. Bunun yanında yine de güzel şeyler çıkardığımıza inanıyorum. Benim bir iki projem vardı. Onları yapamadım. Onun haricinde istediğim bütün projeleri yaptım bu sene aslında. En baştaki projelerimden birisi de Melike ile beraber çalışmaktı. Onu başardık. O güzel bir olay. Ne kadar güzel hocam. Ve ben bu vesileyle hemen Melike Hanım'a dönmek istiyorum. Sualtı modelciliği nasıl başladı Melike Hanım? Ben üniversitede sualtı görüntüleme teknikleri diye bir ders aldım. Sevgili Barbaros Hoca ile çalışıyordum o zamanlar. Dersimizin de hocasıydı. Onun keşfetmesiyle, daha doğrusu birbirimizi keşfetmeyle ortaya çıktı. Onunla başladı. Onunla çok uzun süre çalıştık. Şimdi pandemiden ve ayrı şehirlerde olmamızdan dolayı biraz mesafeler ve zor bir süreç olduğu için biraz araya girdi. Şimdi de Adnan Hoca ile çalışıyoruz. Güzel başladı. Güzel de gidiyor. Çok şükür. Yani güzel giden bu çalışmalarınızda hakkında ne diyeceksiniz Adnan Hocam? Şimdi en başta gerçekten Melike ile ben büyük bir arayış içindeydim. Aslında bu benim projem bir sene, iki sene, 4-5 sene öncesine dayanıyordu. Bir bazı projelerim vardı, onları uygulayacak ama önce bir model bulmak gerekiyor. Antalya'da bulamıyorduk işte. İstanbul'dan çalıştığım bir model arkadaşım vardı, benim öğrencimdi. O evlendi, çocuk sahibi oldu, şey oldu, bir sekteye uğradı. Yine de ben şey yapmadım. Şans eseri, yarışmada Melike ile tanıştık. Antalyalı olması, ben zaten Antalya'da arıyordum Bilal. Hep belki sana da söylemişimdir konuşmalarımızda. Antalya'da istiyordum. Yakın olsun, beraber yapacağımız bazı projeler var.
Bundan dolayı Melike ile işte yarışmada tanıştık. Sağ olsun İsa Hoca, İsa Lemdar, onunla beraber onun da ismini analım. Onun sayesinde tanıştık, şey yaptık, nasıl yaparız, nasıl ederiz, bir dahaki sene şöyle olsun, böyle olsun. İşte araya korona, pandemi girdi, uygun bir zamanı bulduk, bence güzeldi de. Medike'de çalışmak güzel, kolay, gerçekten. Bana şu sözünü herkese söylüyorum, hiç unutmuyorum. Bana diyor, hocam malzemeleri taşımaya yardım edeyim, bırak dedim, biz senelerdir taşıyoruz dalış malzemelerini. Yardımcı olmaya çalışıyor dedim, sen şey yapma. Sağ olsun. Yani güzel oldu. Güzel çalışmalar yaptık. Bakma, aslında bizim koyduğumuz fotoğraflar da çalışmamızın üçte biri falan, yani o gösterdiğim çok güzel çalışmalarımız var. Bir ara bir ortamda yine onlar inşallah gün yüzüne çıkacak. Adnan Hocam, ben hemen Melike Hanım'a dönmek istiyorum. Dalış eğitimi aldınız mı Melike Hanım? Ne daha evvelden? Öncelikle Adnan Hocam tekrardan teşekkür ederim. Tüplü dalışta 2 yıldız brevem var. Serbest dalışta da ilk seviyemi tamamladım. Eğitimlerime de, su altı eğitimlerime de devam etmeyi düşünüyorum. Harika. Adnan Hocam, çalışmaları nerede devam ediyoruz? Çalışmaları dediğin gibi Tekirova'da. Üç adalar Kemer bölgesinde, ama tabii ki projelerimiz bununla kalmayacak. Bütün Türkiye'de bazı yapacağımız projeler, çalışmalarımız olacak, ama genelde Tekirova'da, hatta Tekirova sahiline yaptık, gün doğumunda yaptık birkaç fotoğrafı. Belki birazdan döndürsen orada görülür o çalışmamız. Üç adalarda, Kemer'de burada çalışmalar yaptık. Önümüzde ama daha projelerimizde güzel noktalarda bulacağız, çalışmalar yapacağız tabii. Belki havuzda da bir çalışma yapabiliriz. Çünkü havuzdaki model çalışması aslında önemli. Bununla dünyada çok güzel fotoğraflarını görüyorlar. Ama benim daha çok istediğim, Melike ile yapmak istediğim doğada. Mesela mağarada çekilmiş birkaç fotoğrafımız var. Tam onu istediğimizi alamadık. Onunla ilgili daha çalışma yapacağız. Hep görüyoruz mağara çalışanları, şeyleri. Yani bence... deniz olsun, su olsun, her yerde çalışma yaparız aslında. Melike Hanım, mağara ya da karanlık sizi korkutuyor mu? Korkutmuyor. Aksine beni daha çok heyecanlandırıyor. Ben mağara tarzı yerlerde çok daha keyifle çalışıyorum. Çekimleriniz esnasında sizi en çok heyecanlandıran şey nedir açıkçası? Açıkçası samimi olmak gerekirse suya giriş yaptığım andan başlıyor benim heyecanım. Çünkü bu heves gibi değil de tutkuyla yapılan bir iş olduğu için, yani en azından benim için öyle olduğundan, suya girdiğim an o heyecanım başlıyor ve o heyecan hiç bitmeden devam ediyor. Adnan Hocam, hemen size dönmek istiyorum. Tabii. Devam etmek istiyorum. Bu sorunun gidişinde devam etmek istiyorum. Sizi en çok hangi görüntüler etkilemekte? En çok yakalamak istediğiniz görüntü. Görüntü nedir model fotoğrafçılığında açıkçası? Ya şimdi açıkçası evet. Bu çalışmalarımız ön çalışma. Beraber nasıl yapıyoruz, nasıl ediyoruz, ama benim esas çekmek istediğim model batıklarda çekmek istiyorum. Tarihi batıklarda bazı çekimler yapmak istiyorum. Benim yapmak istediğim çekimler bunlar. Bazı kafamda projeler var. Onu yapmak için mağara da olabilir, ama genelde benim istediğim batıklar, modelde batıklarda çalışmak. Yine bu sorunun devamında Melike Hanım. İleri dönük neler düşünüyorsunuz? Adnan Hocam, mağara ile ilgili ileriye dönük çalışmalar düşünüyor. Siz peki ne düşünüyorsunuz? Sizin düşünceleriniz nelerdir? Belki tekrar alabilir miyim soruyu acaba? Tabii ki. Adnan Hocam, mağara dalışlarında model dalgıç
fotoğrafçılığı yapmak istiyor. Sizin düşünceleriniz nelerdir? İleri dönük ne tür çalışmalar yapmak istersiniz Melike Hanım? Aslında biz her çekimi denemeyi istiyoruz Adnan Hoca'yla. Ama Adnan Hoca'nın söylediği gibi mağara ya da batık dalışları benim de çok ilgimi çekiyor. Bunun hakkında konuştuğumuz zaman buraya da kesin gitmeliyiz. Burada da kesin bir fotoğraf çekmeliyiz. Bu batığı da denemeliyiz. O kadar çok böyle iştahla bir muhabbet gelişiyor ki bunu da yapmalıyız, şunu da yapmalıyız diye. Genelde Adnan Hoca'nın görüşüyle benim görüşlerim de tutuyor birbirine. Çünkü aynı heyecanla o da çalışıyor. Ben de aynı şekilde. O yüzden genelde düşüncelerimiz bir olduğu için ben de batık dalışı, mağara dalışı hakkında aynı şeyleri düşünüyorum diyebilirim. İleri dönük de Adnan Hoca'yı ne düşünür onu bilmiyorum ama ben öncelikle Türkiye'deki her yerde dalış yapmak istiyorum. Her yeri suyla ilgili her yeri herkes görsün istiyorum. Sanırım dalgıçlık dışında modellik anlamında bunu yaparsam belki bir tık daha keyifli olur. Belki bir tık daha insanları cezbeder. O yüzden ileriye dönük böyle bir düşüncem var. Umuyorum olur, yapabilirim. Çok güzel. Hocam, Adnan Hocam, acaba bir model sualtı fotoğrafçılığına başlamadan evvel gününüz nasıl gelişiyor? Neler yapıyorsunuz? Yani ilk ana başlangıç modelle çalışmadan önce anladığım kadarıyla soru. Evet, aynen. Tabii. Mesela Melike ile çalışmaya başlamadan önce bir gün sonraki bizde geldi, bize misafir oldu. Ailemize, büyük ailesine. Oturduk, bilgisayarın başında çalıştık. Neler yapabiliriz? Daha önce çekilmiş şeyler var. Benim istediklerim nasıl? Onun şeyleri nasıl? Tabii bunun üzerine bayağı bir yoğun konuşuyoruz. Çiziyoruz, ediyoruz. Şöyle olsa, böyle olsa. Bunlar önemli. Çünkü öyle bir şey ki gün doğumu mesela çok hızlı geçiyor. Hızlı bir şekilde o konuştuklarımızı orada yapmamız lazım. Bunun için önceden plan program çok önemli. Hem plan hem program ve de onunla o konuda nasıl bir çalışma yapacaksınız o da önemli. Bu su altın modelciliğiyle su altın modelin su altın fotoğrafçısıyla su altın modelinin iyi bir anlaşması gerek. Normalde karada konuşabilirsin ama suyun altında konuşma şeyin yok. Çok az bir şeyle bir gözle kaşla ve hareketle bunu böyle bir iletişime geçmelisiniz. Onun için önceden yapılacak olan çalışma tabii ki çok önemli. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Neler var, neler olacak, malzemeler, onlar bunlar. Tabii ki bunlar da dalış harici bir sürü malzeme de kullanıyorsunuz. Deniz Kızı olayında tabii ki bir kostümü var. Veya makyaj olsun, şey olsun. Bunlar da hazır olması gerekiyor. Yani yoğun bir hazırlık tempo, bir gün öncesinden tabii ki başlanacak bir hazırlıkla başlıyoruz. Tabii ki tam bir ekip çalışması gerektiren bu burada Melike Hanım sizin şeyiniz nasıl gidiyor? Gününüz nasıl geçiyor? Öncelikle hazırlık süreci biraz zaman alıyor açıkçası. Adnan Hoca ekipmanını toplayana kadar ben o sırada kıyafetlerimi ayarlıyorum, makyajımı ayarlıyorum. Onun öncesinde makyajla ilgili uzun süre suda dayanması için uzun bir araştırma süreci gerekiyor. Çünkü sürekli deneme yanılma yapıyoruz. Hatta Adnan Hoca da bu konuda bana çok yardımcı oluyor sağ olsun. Birlikte deniyoruz, seçiyoruz. Onun dışında suya girdikten sonra da sürekli bir makyaj tazeleme gerekiyor. Sürekli kostüm değiştirmemiz gerekiyor. Onun dışında yardımcı ekipmanlara da ihtiyacımız oluyor. İşte tüller gibi ya da arka plan çekimleri olacaksa bir başka kişinin arka planı çekmesi gerekiyor. Onun dışında bir de arada palet değiştirmemiz gerekiyor. Ya da
onun gibi farklı farklı kıyafetleri değiştirmem gerekiyor. Öyle. Benim anladığım kadarıyla tam bir ekip çalışması gerektiren bir kategori, yanılmıyorsam. Çünkü modelin giysisinden makyajına kadar. Tabii konuların objektife yansıyışına kadar tam bir ekip çalışması. Tabii ki bu hususlardaki tecrübe de çok önemli diye düşünüyorum açıkçası. Önce Adnan abiye, daha sonradan da Melike Hanım'a sormak istiyorum. Türkiye'de sualtı modelciliğinin durumu nedir Adnan abi? Ya şimdi aslında çok güzel bir şey. Bu genel anlamda Türkiye'de su altının durumu ne demek lazım? şöyle bir baktığımızda, yani biz su altı bakma, bayağı bir dalgıçlar var, Türk dalgıcılar bayağı bir şey oldu ama yani su altı yaşamı ile ilgili, yani ülkemizde tabii ki daha henüz tam oturmuş bir şey yok. Oturmuş bir şey olsaydı dalış merkezleri yaz kış çalışırdı. Daha fazla şey olurdu. Dergimiz yok yani. Güzel dergiler çıkıyordu. Onlar bile şey oldu. Çünkü sadece dalış yapmak değil, aslında bu dalıştan sonraki süreçte de bazı şeyler, paylaşımlar olması gerek. Bunlar için medya olması gerek. Sağ olsun birkaç arkadaşımız bunları bayağı başta sen olmak üzere medya olarak insanlara yayıyoruz. Yani bunun bütün Türkiye'de böyle bir insanların madem amaç su altına sevdirmekse daha geniş olması gerekiyor. Daha başka platformların daha şey olması gerekiyor. Bu Türkiye'de henüz ne yazık ki tam oturmuş değil. Yurt dışında bakıyorsun, yani İtalya'da şeyde filan, yani karşılaştırmak gibi olmasın ama adamlarda su altı modelciliği diye bir okul var yani. Bunun kurslarını açıyorlar, şeylerini yapıyorlar. Bizde bu henüz tam olarak oturmuş değil. Bazı yurt dışındaki firmalar geliyor, burada duyuyoruz şeyler veriyor, su altı modelciliği ile ilgili kurslar veriyor ama ne verdiğine merak ediyorum. Yani bunları anlamak lazım. İşte bu bundan dolayı ben henüz daha su altı modeli ile Türkiye'de yeterli bir düzeyde olduğunu sanmıyorum. Aslında tabii ki bu ekonomik şeyle ilgili, pandemiyle belki daha ileride daha iyi olacak ama aynı zamanda ben stok fotoğrafçılığı da yapıyorum. Su altında çektiğim fotoğraflar satılıyor. Genelde benim satıldığım fotoğraflar hep yurt dışında şeylerde kullanılıyor. Yani hiç su altında burada kullanılan fotoğraf görmüyorum. Çok ilginç bir şey var. Laf lafa açıyor. Belki bağlantılı. Burada kemerdeki sokak acentelerine bakıyorum. Kullandıkları su altı fotoğrafları hep yurt dışı. Kızıldeniz bilmem ne. Aslında bunun yasak olması gerek. Türkiye'de madem bir su altı fotoğrafçıları ve çeken insanlar varsa bunların şeylerini kullanmaları gerek. Bir yerde yanıltıyorsunuz. Üç adaları diyorsun. Üç adara yerine Şarm el-Şeyh'in su altı görüntüsünü koyuyorsun. Adamı kandırıyorsun. Anlatabildim mi? Yani bir herhangi bir yasal bir şey yok. Bunu kontrol eden yok. Bakan yok. Bunlar da olması gerekir. Eğer bunlar oturtulursa, şey olursa, belki su altı modelciliği de, su altı modelli, su altı fotoğrafçılığı da bir gerçekten de karşılığını bulacaktır diye düşünüyorum birazcık. Çok değerli tavsiyelerde bulundunuz. Sektörü bu kadar kısa zamanda gerçekten çok güzel özetlediniz. Ben çok teşekkür ederim Adnan abi. Sizler su altı fotoğraf sanatçıları, su altını su üstüne çıkartan insanlarsınız. Gerek eğitmenlerin, gerekse gerçekten rekreasyonel olarak su altında eğlence amaçlı dalış yapan insanların her türlü çabalarını, alın terlerini su üstüne getiriyorsunuz. Gerçekten bu nedenle bizim sizlere çok şey borçlu olduğumuza inanıyorum. O sadece bir deklanşöre basmakla küçük bir tecrübe gibi gözükse de bazıları tarafından, oysa bunun hem maddi hem manevi çok
zaman alan, uğraş gerektiren, çok önemli çalışmalar sürecinden geçen yapılar olduğuna inanıyorum açıkçası. Aynı şey tabii ki Melike Hanım için geçerli diye düşünüyorum. Melike Hanım, siz ne düşünüyorsunuz modellik hakkında Türkiye'de nasıl olacak? Türkiye'deki modellik hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Ben öncelikle Adnan Hoca'ya katılıyorum. Düşüncesi için, dile getirdiği için de teşekkür ediyorum. Modellik anlamında, sualtı modelli anlamında açıkçası birçok insan böyle bir meslek olduğunun dahi bilincinde değil. Yani böyle bir şeyin varlığından haberleri yok. Olan insanlar da açıkçası çok umursadığını düşünmüyorum. Ya da önemli bir projede gerçekten eğitimli kişilerdense daha bilindik, ünlü kişileri tercih etmeleri bizi de bir nebze yaralıyor açıkçası. Çünkü biz emek veriyoruz, zamanımızı harcıyoruz. Ama bilindik biriyle 3 gün uğraşmaktansa eğitimli birisiyle 3 saat uğraşmayı tercih ediyorlar. Yani bu da bana biraz garip geliyor. Açıkçası ben isterim ki sualtı modelli gerçekten alsın başını yürüsün. Gerçekten her şeyi suyun altına taşıyabiliriz. Yani bu bir tanıtım olabilir, reklam olabilir. Her şeyi su altına taşıyabiliriz. Ve böyle bir imkanımız varken bunu yapalım. Ama modellere de bu anlamda destek verelim. Evet, Adnan abi, tavsiyeleriniz ve son sözlerinizi alabilir miyiz acaba? Tabii tavsiye ederim. Ya deniz güzel bir şey, suyun altı çok güzel bir şey. Biliyorsun, profesyonel olarak senelerce yaptık ama hala denizden kopamıyoruz. Bir yerinden, bir ucundan tutuyoruz. Yani amaç bunları bir insanlara sevdirmekse, göstermekse, bunu en iyi yapacak şey nedir? Bir güzel bir fotoğraftır yani. Çok sözden daha iyidir bir fotoğrafın şeyi. Onun için biz de çekimlere devam edeceğiz, çekeceğiz. İlkeli çalışmalarımız olacak. Güzel şeylerimiz olacak. Bunları yayınlayacağız, görecekler. Tavsiyem ne olur? Herkesin bu işe yönelmesi, bakması. Yani suyun altı gerçekten ülkemiz aslında çok güzel şeyler var. Ben fotoğraflarımı genelde son senelerde hep Türkiye'de çekiyorum. Adamlar diyor, ya diyor, bu Türkiye'de var mı? Yani aslında keşfetmek, yapmak gerek, tanıtmak gerek. Yoksa her şey, ya yurt dışında orası tropikal, burası şey değil. Bence Türkiye'de çok güzel bir su altı güzelliği var. Ama tabii bunun başında ayrı bir konu, korumamız da lazım. Koruyamıyoruz. Koruyamadığımız için de ne oldu ne bittiğini anlamadan belki su altı güzelliklerinin sonu gelecek. Bunu da biz tanıtacağız. Modeller, böyle güzel modellerle çalışacağız. Güzel pozlarla suyun altını tanıtacağız. Su altındaki güzelliklerimizi. Çalışmalarımıza devam edeceğiz Bilal'cığım. Son sözüm, mavide kalın. Çok teşekkür ediyorum Adnan abicim. Ve hemen Melike Hanım'a dönüp son sözlerinizi alabilir miyiz acaba Melike Hanım? Teşekkür ederim. Deniz çok güzel. Öncelikle onu kirletmeyin. Çünkü gerçekten bizden sonraki nesil de bu güzelliği görmesi lazım. O yüzden çöp niyetine kullanmayın. En çok dileğim bu olabilir izleyicilere. Onun dışında su gerçekten çok güzel. Suyun altı çok çok daha güzel. O yüzden hayal edin ve hayallerinizden vazgeçmeyin ve hayallerinize denizi de katın. Melike Hanım, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Son sözleriniz çok güzeldi. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, bir Özgür Dalgıçlar programının daha sonuna geldik ve gerçekten çok değerli iki konuğum, sevgili Adnan Büyük abim ve Melike Selçuk Hanım'la beraberdik ve bir parça
su altı modelliği hususuna değinmeye çalıştık. Umarım su altı dünyasını bir parçacık bu tarafa doğru, bu yöne doğru dikkatlerini çekebiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum Adnan abi size. Ben teşekkür ederim Bilal'cim, bizi ağırladığınız için, güzel bir muhabbet için, sohbet için. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Bir sonraki programımızda başka bir konu ve konuklarla birlikte olmak üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere.